Hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Dostlar bugün yavruları besleyeceğiz. Aa, bir dakika. Bakın burada yeni yavrularımız var. Bir de şu var. Onun kardeşi. Bakın bu küçük de onun kardeşi. Durun durun ağlıyorlar şimdi. Yemek istiyorlar. Şimdi dostlar bunların annesiyle babası kaçtı. O bizim dışarıda kümesi var ya, kapak açılmış. Nasıl açıldı bilmiyorum. Bunların annesi babası kaçtı yaklaşık bir 4 gün önce falan. Ya ben onlara 3-4 gündür bakıyorum. Nasıl açıldı hala bilmiyorum. O yüzden ben besliyorum onları. Şimdi onları besleyeceğiz. Bu arada kusura bakmayın, video yapamıyorum bu aralar. Çünkü bayağı yoğunum, iş güç. Bir de benim arkadaşım kebap dükkanı açtı. Ona da yardım ediyorum. Haftada 3 gün. O yüzden hani işler yoğunlaştı. Şimdi bunları besleyelim. Bayağı da acıktı. Şimdi burada özel formül var. Bu sade bebek papağanlar ve muhabbet kuşları için. Bu şekilde kaşıkla veriyorum ve şırıngayla veriyorum. Gel dur dur dur. Bayağı da şey çıkartıyorlar. Haftada 3 saat falan besliyorum. Ay dur dur dur. Seni dur şimdi bir koyalım. Sen problem çıkartıyorsun. Bunu 3 saatte bir besliyorum. Diğerinde 6 saatte bir. Çünkü bu küçükler daha fazla ihtiyaç duyuyor. Gel gel. Gel buraya gel. Bayağı da acıkmış. Bu arada bunlar Sultan Papağan. Eğer kanalıma yeniyseniz. Çok üzüldüm dostlarım annesinin babasının kaçtığına. Diğer iki tanesi duruyor. Sadece bundan anne babası kaçmış. Dur dur dur. Gel gel gel. Tamam yeter sen şimdi. Ağzını silelim. Gel buraya gel. Şimdi diğerini şırıngayla vereceğim. Çünkü diğeri kaşıkla yiyemiyor. Sevmiyor kaşık yemeği. O yüzden biri şırıngayla vereceğiz. Geldi. O biraz daha büyük. Çünkü bu 4 gün önce falan doğdu. Nasıl yiyor? Bayağı acıkmış. Gel hadi gel ye. Doydun mu? Şimdi bunu hemen silmemiz gerekiyor. Yoksa tüylerine yapışıyor, sertleşiyor. O yüzden ye, bu doydu. Gel. Böyle bebek gibi bakıyoruz onlara. Baksana bayağı böyle damlamış vücuduna. Dur dur dur. Bu sanki erkek olacak ya. Turunculuğu, boynundaki şu turunculuk var ya bayağı koyu. Tamam, yemekleri bitti. Bakın buraya koydum onları. Şu an yani kanları bayağı doydu. Şimdi buna yaklaşık bir 6 saat sonra bir daha vereceğim. Buna da 3 saat sonra bir kere daha vereceğim. Bunun nedeni küçükler daha fazla ihtiyaç duyuyor. Büyükler daha az ihtiyaç duyuyor. Yani büyüdükçe saat aralığı değişiyor. Yalnız bu bayağı pislenmiş, bunu değiştirmem lazım. Gel buraya. Bak şöyle göstereyim size. Bakın kursağını görüyor musunuz? Şöyle bakın. Tık tık. Bak kursağı görüyor musunuz? Şiş. Yani doydu oluyor.
şunu atayım. Böyle yenisini koyalım buraya. Şimdi burada yaz geldiği için bunu çok sıcak tutmama gerek yok. Yani hava iyi olduğu için böyle idare ediyorlar. Üstünü az kapatıyorum. Bayağı mutlular. Şimdi bunun bir üst kardeşi fındığı göstereyim size. Fındık da iyi. Bayağı büyüyor, alışıyor. Rengi değişmeye başladı. Fındık gel buraya. Bakın bu da fındık. Bu fındık onların büyüs kardeşi oluyor. Biliyorsunuz ona saldırmıştı böyle bir şey. Uçamıyor. Ama işte annelerini babalarını kaybedik. Git hadi git. Dur. Aşağı atladı yazık. Gel buraya gel. Niye atladın aşağı? Gel. Çok güzel bu. Fındıkçık bu. Ne yapıyorsun sen? Mutlu musun? Bayağı alıştı böyle. Gel git hadi omzuma. Onlar da büyüdüğü zaman alışacaklar böyle. Ama onların bir güzel yani uçabilecekler. Yani fındık uçamıyor çünkü bir şey ona dışarıda saldırmıştı kafeste. Biliyorsunuz daha önce beni takip edenler bile. Babuya bak nasıl bağırıyor. Dışarıda gerçi şu an görünmüyor. Babu da yırtıyor kendini. Dostlarım böyle bu aralar işte kusura bakmayın tekrar video yapamıyorum fazla. İş güç inanılmaz yoğun. Yani hani ben isterim ki her zaman video yapayım. Böyle Türkiye'deki mesela YouTube videosu yapanlar insanlarla beni lütfen kıyaslamayın. Çünkü benim bu full time bir işim değil YouTube. Ben burada 3 tane şu an iş yapıyorum. Yani 2 işte çalışıyorum. Şimdi bir de 3. işi yapıyorum. O arkadaşım Okan yeni dükkan açtı. Onlara yardımcı oluyorum. Sonuçta onlara yardım etmek gerekiyor. Desteklemem gerekiyor. Yeni açtılar. Şunu koyalım. Git hadi git. O yüzden dostlarım yoksa yani ben de böyle sürekli her gün video yapmak isterim sizler için. Zaten hani ben bir YouTube'la da geçinemem Avustralya gibi bir yerde. Çünkü çok zor. Dostlarım neyse hemen size köpekleri de göstereyim son durumu. Azora'yı falan göstereyim. Bakın hepsi dışarıda yatıyor. Hava bayağı sıcak. Ne yapıyorsunuz? Azora ne yapıyorsun kızım? Hı? Biraz kilo kaybettiler. Hey. Wait, bak sakin ol man. Birlikte relax. Şşt, ay. No. Bakın hiç sakin değil. Stop. Stop. Come. Bakın sinekleri görüyor musun? Ev üstünde sinekler geziyor. Böyle bu kulaklarını emiyorlar onların. Stop. Stop. Bak çok full on. Hey, stop. Stop. Çok böyle üstüne gidiyor. Çipim ne yapıyorsun oğlum? Dostlarım çife bakın ya. Bu çift çık bu çift çık bu. Dur. Oy dur. Böyle onlarla işten gelince vakit geçiriyorum. Ay stop. Bu Azora acayip zıplıyor üstüne. Stop. En sevmediğim şey dostlarım köpeğin üstüne zıplaması. Acayip yani o çok büyük köpek dilinde. Ay stop. Köpek dilinde saygısızlık oluyor. Bu arada kameram da batmış. Şunu bir sileyim. Ye. Yeah. Reyna ne yapıyorsun kızım? Nasıl? Bakın Reyna'nın ayağı da iyileşiyordu sen. Bir dakika. Tüyleri bayağı çıkmaya başladı. Yara kapandı. Şu an tüyler çıkıyor orada. Değil mi kızım? Bu arada Reyna ilk kızağını da geçirdi. Yani artık olgunluğa uğraşıyor. Bakacağız. Şimdi şöyle bir etrafı göstereyim. Dostlarım bayağı karıştı. Kusura bakmayın. Biraz rüzgar var. Hatta şöyle çevireyim. Burayı böyle kapattım bu şekilde. Bayağı çirkin bir görüntü oldu. Amacım sadece şu kumu. Kum ya. Hani onu istemiyorum dostlarım. Köpekler zıplıyor, koşuyor. En azından belki çim çıkar. Buraya hatta bir ara çim tohumu alacağım. Atacağım. Ye. Yeah. Bakın Babu da burada. George da burada. George'im ne yapıyorsun? George de tüy değiştiriyor. Bu arada dostlarım George'nin kanadını kesmekten vazgeçtim. Yani kanadını kesmek değil, makaslama tüylerini. Hey stop. Nedeni de George'nin evde uçmasını istiyorum. Yani bir görelim George'yi çünkü bayağıdır uçmadı.
kanatları güçlensin, evde uçsun istiyorum. Hatta babunun da kanatları gelsin istiyorum. En azından evin içinde uçabilsinler. Belki onları evin içine alacağım. Bakacağız ilerleyen zamanlarda. İnci çok kızıyor Azora'ya. Çünkü Azora acayip saygısız. Hey stop. Kızdırma beni. Hem ona da saygısız, bana da. Yani kişisel alanına giriyor çok. Hani düşünsenize, bir insan sizin sürekli kişisel alanınıza giriyor. Siz bile sevmezsiniz. Bakın şu sultan papağanı kaldı. Onun eşi de var içeride. O yumurtalar bir çıkmıyor gitti. Kaç kere yumurtladılar, hep boş çıkıyor. Herhalde yeterince olgun olmadıkları için üreyemiyorlar. Kanarya, muhabbet kuşları yine aynı şekilde. Bir değişiklik yok. Yumurtladılar daha önce kanaryalar. Yumurtalardan yavru falan çıkmadı. Muhabbet kuşlarında zaten gördüğünüz gibi yuvası yok. Üresin istemiyorum dostlarım şu an. Çünkü bayağı yoğunum. Bak sinekleri bak geliyor. Bu kulaklarını böyle ısırıyorlar, yara ediyorlar. Bakın incinin kulağını göstereyim. Acayip pis sinek dostlarım bunlar ya. Türkiye'nin sinekleri gibi değil. Böyle acayip vahşi ısırıyor. Böyle ilaç sıkıyorum onların kulaklarına ki hani fazla onları ısırmasınlar diye, yani fazla sinek gelmesin diye. Bakın yarayı görüyor musunuz incinin? Bura yaraydı. Çünkü kavga etmişti ya Azora'yla. Ama iyileşiyor. Bak Azora'ya bak ya. Çıldırtacak beni. Biliyorsunuz zaten bu balıkları falan buradan kaldırdım. Orada artık balıklar yok. Hep içerideler. Bu güvercinleri de serbest bıraktım. Yavrular geziyor. Böyle takılıyorlar. Bunlar hep genç olanlar. Çılgın Gök'le diğer benim Çılgın Gök'ün yeni eşi, yani benim baba Gök'ümle Bozum'un yavrusunu buraya aldım. Onlar eş şu an. Orada takılıyorlar. Zaten video yapacağım yine. Dostlarım böylece de bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.